Sevgili seyirciler, bir süredir aktarıyoruz. Ev satışları düştü. Evini satmak isteyen ev sahipleri de ne yapacağını şaşırdı. Fiyatları düşürmüyorlar ama. Onun yerine son nokta, seçimi, önümüzdeki seçimi kullanmaya başladılar. İlanlara fiyatlar seçime kadar geçerli. Seçim öncesi son fırsat gibi ibareler ekleyerek sanki seçim sonrasında fiyatlar patlayacakmış gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Sektör uzmanları da alıcıları uyarıyor. Gelin kulak verelim. Seçimden önce son fırsat gibi bir mesajla satıcıları hızlandırmaya başladılar. Yapmaya çalıştıkları elindeki malı bir an önce elinden çıkartıp yüksek fiyata satmak. O yüzden de ev ilanlarında seçim öncesi son fırsat, fiyatlar seçime kadar geçerlidir gibi başlıklarla alıcıyı manipüle etmeye başladılar. Almak isteyenleri yanıltıyorlar. Konut satışlara düştü, evini satmak isteyen de çareyi seçim öncesi son fırsat ilanlarında buldu. Ben bu fırsatçılara hiç ön vermem. Yani biraz dursunlar bakalım, belki seçimlerden sonra düşebilir de. Evini bir an önce satmak isteyen ev sahipleri ilandaki fiyatlar seçime kadar geçerlidir yazıyor. Ve sanki seçimden sonra fiyatlar daha da yükselecekmiş gibi bir algıya neden oluyor. Tüketiciyi de paniğe, telaşa sürüklüyor. İşte tam da bu noktada uzmanlar uyarıyor. Satıcılar piyasayı hareketlendirmeye çalışıyor. Seçim sonucunu almadan satmanın yollarını arıyorlar. Bu bir pazarlama yöntemi. Onların da derdi malları değerlensin, kıymetlensin ama insan olduklarını unutuyorlar. Uzmanlar seçimin ardından konut piyasasında ani yükselişler beklemiyor. Yani acil bir ihtiyaç için değil, şayet yatırım için alıyorsanız çok da acele etmemeniz gerekiyor. Sonuçta doymuş bir piyasadayız. Hızlı bir yükselişin olacağını düşünmüyorum. Bilmiyorum hani nereye varacak işin sonu ama ben şu aşamada beklenilmesi taraftarıyım.